Maldem, havalı hayat geliyor. Kafan dalgın, eyvah. Evet Denizli. Dalgın, üzüldüm ona. Neden? Dün çok ağladı. Ha, dün desin hala. Evet. Hadi o zaman mutlu et gelinini. Altı üstü pişmesi şöyle göstereyim, fena değil, güzel, fena değil yani. Üstü, üzeri biraz daha kızarsaydı dedim. Biraz daha, üzeri fazla kızarmamış, tavuğu fazla pişmemiş. Bir tek sevdiğim taraf şöyle oldu, bakın doya doya da yedim. Bakayım, altı güzel kızarmış, üzeri kızarmamış. Krep ince mi? İnce değil, krepi ince değil o kadar, kalın. Sevdin mi birinci tabağı? O kadar sevmedim. Tamam, afiyet olsun, ikiye geçelim. Mersi. Kalın olmuş. İç harcı nasıl? Orta. İç harcı orta. Hı hı. Krebi? Kalın, çok kalın. Kalın. Çok kalın ve şeye de katlamış böyle. Tamam. Çok geçelim katlamış. Mi geçelim. Aa. Ne oldu? Çok tuzlu. Hı hı. Yenilir gibi değil. Krep ince ama bak. Bak. Krebi çok güzel, ince ama gel gelelim yenilir gibi değil. Ah, tüh. Bunu yapan insana yazık. Yani içinin harcı tuz dolu. Tuzuyla yenilmiyor. Şeyi de çok güzel bak. Biberler falan bayağı güzel pişmiş. Krebi de fazla pişmemiş. Krebin içi tavuk tuz dolu. Peki. Tuz kafadan eledim yani. Dördüncü tabağa geçelim. Tavuklar yanmış. Ama tadı benim hoşuma gitti yani. Ben biraz şey seviyorum ya biliyorsunuz. Ama bunda çok kuru olmaması gerekiyor. Hafif böyle bir sulu olması gerekiyor. Tabii pişmiş olarak. Pişmiş olarak soğuk şey olması lazım. Böyle çokça kıtır olmaz bunun yani şey. İçini şimdi beğendin mi beğenmedin mi? Şeyini kıtırlığını beğendim. Ben hep kıtır seviyorum ya. Tamam. Ama böyle kıtır da olmaması gerekiyor. İçi biraz daha tavuğun hem pişmiş hem de yumuşak olması gerekiyor. Tamam. Krebi? Krep? İyi, şey fazla kalın değil, ince. Ama son burada... yediğin tabağı sevdin mi? O kadar da sevmedim yani. Aman aman sevmedim. Gelinini buldun mu sence? Hiçbir fikrim yok. İşte. İnan bana hiçbir fikrim yok ama yine de... O zaman işin çok zor. Şöyle, ben sevdiğim için, artık beğendiğim için... Evet. Bana diyecekler tabii yanık olarak seviyorsun herhalde sen. Ama benim damak zevkime uyduğu için, güzel piştiği için beğeniyorum. Yani? Beğendim. Kaç veriyorsun? 5. Dördüncü tabağa 5 verdik. 1. Üçüncü tabağa 1 verdik. Evet, 3. İkinci tabağa 3 verdin. Evet, 2 vereyim. Birinci tabağa da 2 verdin. Evet, birinci tabaktan, evet. İki verdiğin tabaktan başlayalım. Bu tabağı o kadar da beğenmedin, kalın olmuş krebi dedin. Evet. 2 puan 1 gibi bir şey yani. 1 puancık almış oluyor. Bugün 1 çeyrek altın, yarın da 10 bin lira değerinde 5 altın bilezik var. Sadece 2 gün üzerinden değerlendirecek puanlar. O yüzden bugün ve yarın çok önemli. Ve 2 puancık aldı bu gelin. Bakalım kim? İki puanın sahibi gelin. Bakalım kim? Aç şekerim. Hasret. Şimdi ben biraz önceki tadımda kontrol ettim. Krebim evet bir tık kalın olmuş. Şimdi onu olmamış diye iddia etmeyeceğim. Ama siz krepleri aramadınız zaten. Aramış olsaydınız en kalın olanı zaten 3 vermezdiniz. En ince olanlardan bir tanesine de 1 vermezdiniz. Yanık arıyorsunuz, tüyü arıyorsunuz. Ne lezzet arıyorsunuz ne herhangi bir şey. Yani başka bir şey söylemiyorum. Sizin aradığınız tek şey orada tüyü. Başka bir şey değil. Yanık aradınız. Yaksın.
Zaten benim krebim ne çok inceydi ne de çok kalın. Zaten orta seviyede kalın. Bu da gene benimkiyle aynı olmuş. Evet, en incesi bu. Ama zaten şöyle söyleyeyim, siz tabakların inceliğine kalınlığına takılmadınız. Takılsanız zaten bu resmen hamuru ortaya koymuş. Buna zaten 3 puan vermezdiniz. Zaten buradaki tek birlik tabak burada bağırıyor. Siz de ona gittiniz, 3 verdiniz. Şimdi senin krebin fazla pişmemişti kızım. Aa, orada koskoca hamuru koymuşlar, o pişmişti. Benimki pişmemiş. Yavrum bak, fazla pişmemiş. Baktım ya. Ben dedim ki altı pişmiş ama üstü fazla pişmemiş dedim. Bir. İkincisi dedim ki içi fazla pişmemiş. Dediğinizin bir önemi yok. Dediğinizle yaptığınız aynı şey değil zaten sizin yani orada. Öyle, gözüken öyle de aynı kızım, şey öyle değil. Bulduğum için dediğim öyle gibi, benim verdim. Krebim zaten kalın. Yani en kalın değil. Zaten krebin kalınlığını savunmayacağım. İçi lezzetliydi. Ama siz ne yaptınız? Krebi takılmadınız bile. Takılmadığınız için olur verdiğiniz mu? Puan üzeri pişmemiş dedim tüyo krebin. Üzerine lezzet aramadınız. Aa, nasıl takılmadım? Takıldım takılmadınız. Dedim takılsanız ya, en kalınlığı 3 puan vermezsiniz. Yani onun yanık tabak aradığınız için. Sevmişimdir onu. Yanık tabak aradığınız için siz puanınızı ona göre yaptınız. Dediğim gibi burada zaten lezzet kazanmıyor. Burada tüyo kazanıyor. Tabii tüyolar her zaman sizin lehinize dönmez. Sanki senin kayınvaliden tüyo vermiyor da yavrum sanki. Bakalım 3 puanı kime verdin? Yakacak mıyım? Bilmiyorum. Ben mi yanacağım? Başkasını mı yakacağım? Bakalım. 3 puanın sahibi gelin bakalım. Krebin kalın dedin ya. En kalın evet, aslında evet. Buna dedin ama evet, içini evet. Mi beğendin? Bayağı kalın yani, iki katı. İçini beğendin. 3 puan acaba kime gitti? Eh işte 1 puan. Açalım bakalım kim almış 3 puanı. Aç şekerim. Deniz. Bak, kendi gelinin. Bak kendi gelinin. Bu ne kalın ya? Bu ne kalın? Sana dedim ki ince. Ya Sevilay ince. Teyze bile diyor ki benim gelinimin diyor eli kesildi. Belki hani yapamamış olabilir. Sen de dün Deniz'in morali bozuktu. Belki bugün odaklanmamış olabilir diye hiç düşünmüyorsun. Onu hiç düşünemedim. Evet, hiç düşünmüyorsun. Benim de tüyom sana inceydi değil mi? İnce. Öyle şeyle dökersen az dök, tamam mı kızım? Böyle az dökmüşsün biliyorsun. Ben sen bana ince diye bir şey demedim. Ben sana dedim ki sadece yakmayacak derecede güzel kavuracağım dedim. Birinci tabağa çiğ dedin, gittin oraya 2 verdin. Asıl 1 vermen tabak oydu. Gidin bakın nasıl pişmiş, içi bile pişmemiş zaten senin krebin. Bir kere o kadar büyük ki hamur duruyor. İkinci olarak hadi lezzetini bir kenara bıraktım. Tüyonuza uymayan en kalın tabağa nasıl 3 puan verebiliyorsunuz? Biz yani kalın ince diye tüyolaşmadık Hasret. Siz burayı, Hayat teyze şu anda ben dedi ki ince yap dedim gelinim sana dedi. Ya sen yani, şu an çiğ tabağını bir savunma Allah aşkına ya. Şu beni anda savunmayacağım ben, ya. Ben kayınvalidenle konuşuyorum bir saniye. Senin oraya hamurunu alıp direkt attığın bir tabak benim tabağımdan daha fazla bir puan alıyorsa kusura bakma savunacağım. Ya Allah aşkına çiğ çiğ. İstersen git bak. Ben senin tabağına da baktım, kendi tabağıma da baktım. Nerede baktın? Az önce Sevilay teyzenin yanına gidip baktım. Senin tabağın hamur duruyor. Hamur. Ya tamam benim tabağım hamur duruyor, seninki incecik olmuş, içi de çok güzel pişmiş bir kayınvalidendi. Geldi 2 verdi. Zaten senin kayınvaliden sen bir puanlama bir dur, yapmayı bilmiyor. Ben bir kayınvalidenle konuşayım. Sürekli araya girip durma. Çi diyor kadın. Gidip ona da 2 veriyor. O zaman onu da anlamıyorum. Çi ise 1 ver. Ben sana çiğ bırakacağım dedim mi? Hayır. Onda da yine bir şeye bir lezzet almışımdır ki öyle vermişimdir. Sen benim tüyolarımı dinlemiyorsun. Ne oluyor 3-3 veriyorsun bu 3'ler bana yapıştı senden. Ben sana dedim ki ince. İnce. Evet. Ha sen işte bak ya, sen dedin, ince olur. Az önce dedin ki onu soğanla bile bağlıyoruz ki ince olsun. Bir saniye. Tamam. Dün dedin ki Deniz'in morali çok bozuk. İşte hani onu kendi ağzında söyledin ya. Hani onu da düşünmen gerekiyor. Bu sadece yemek değil. Hani biz bir ekibiz ya şu an. Her şeyi düşünmen gerekiyor. Sevilay teyzenin yaptığı gibi. Ama onu orada bırakmalıyız artık dedim ya sana. Artık tamam bitti. Ben de sana diyorum ki Deniz odaklanmamış onu olabilir diye bıraktık düşünmen orada. Onu gerekiyor. Devam ettirmemek gerekir. Dedim kaç defa sana. Tamam sen o zaman git çiğ tabağa. Niye 5 vermedin ya? 5 verseydin keşke ona. Şöyle yani kıtır kıtır oluşu bir de krebin çok ince oluşu dikkatimi çekti. Ben o tüyoyu tamam, sana vermiştim ya. Tamam ben o yüzden. Ben yakacağım demedim sana. Güzel kavuracağım dedim. Gel gel. Ben gelip bakacağım tekrar. Az önce de baktım yine bakıyorum. Bakmakla keşke puanlar değişse ama bakıyorum. Keşke değişse. Ben sana iyi pişireceğim dedim. İçi güzeldi ama içi güzel. Lezzet aldın mı içinden? İçi güzeldi. Bak ne güzel pişirmişim. Bak gel bir de buna bak.
Bak, tamam, o pişmemiş zaten o kadar. Pişmemiş, niye iki veriyorsun evet. Anneciğim? Bak anneciğim, bak bak, çok kalın yapmışsın kuzum, kalın yapmışsın. Tamam kalın yaptım ama bunu ben de diyorum ki sen beni bulmak zorundasın değil mi burada? Tamam, onun için arıyorum sen zaten. Sen beni şu an bulmak zorundasın. Sana ince dedim, ben ince arıyorum, bak incecik. Bak. Neler yaşadık biliyorsun değil mi? Tamam haklısın, ben dedim o orada bırakıldı. Tamam bak, bu tamam mı? Ben bu kadar sana yakacağım demedim. Bak en güzel kavrulmuş tabak benim. Şunun içlerinden en güzeli benimki. Sen gidip yani yanmış tabağı veriyorsun. Bak o benimkinden daha fazla yanmış ama ben sana yakacağım demedim. Hala bakıyorsun, bakma ya. İçi çok lezzetli. Bak dün gerçekten bu kadar üstüme geldin ki çok moralim bozuldu. Hiç -8 alman falan umurumda değil. Sen benim üzerime geldiğin için ben çok moralim bozuldu. Sen farkındasın değil mi? Bahane etme Allah aşkına. Bak şu an bile moralim bozuluyor. Şu an kendimi çok zor tutuyorum. Sen beni bulsaydın eğer şu an şu tabağa 5'i verseydin belki biz bu hafta belki bilezikleri alacaktık. Bak kalınlığa sonra bana sakın anne lütfen sonra bana sakın ya işte -8 aldın da bak altınları kaçırdın deme. Sen beni dinlemiyorsun. Dinlesen şu anda 5 almıştın. Sen beni çok dinliyorsun ya. Bunun 3 katı kalınlıkta. Az önce gördük nasıl dinledin. Bu ne kalınlık ya, bu ne kalınlık. Bir parça dökeceksin o kadar tavayı da böyle. Tamam, bir dahaki sefere sen gelir yaparsın burada. Dedim tamam ki, mı? İnce yap. Seni de ince. Dinlemiyorsun, hiç dinlemiyorsun. Dinlesen. Nasıl yapılıyor krep? Krep şey yapıyorsun, biz tavada yapıyoruz. Sonra? Böyle. Ondan sonra işte kalsiyon böyle göbek atışı yaptırıyorsun. Böyle böyle. Ona ters çeviriyorsun. Bu kadar böyle. Basit. Evet, nerede beşimiz? Şurada. Evet, şanslı beş. Gelinimiz olmadığı kesin, gerçekten de şanslı beş. Gerçekten. Bakalım 5 puan kime gitti? Buna bir verdin. Çünkü çok tuzlu dedin. Aslında krebini beğendi, iç harcını beğendi ama tuzdan yenmiyor dedi. Yok dedin. Yenmiyor, tuzdan yenmiyor. Evet. Bakalım gerçekten bu durumda şanslı gelin Yeşim mi, Miyase mi? Bakalım 5 kime gitti? Aç. Miyase. Miyase'dir dedim ama. Çünkü şey Miyase. Bir de göbek Miyase. At. Miyase. Bir de göbek at. Miyase güzel. Hayat Hanım. Canım. Şimdi tuz olayını ben gerçekten anlayamadım. Sevilay Hanım da aynı yorumu yaptı evet. Çünkü. Evet canım. Anlamadığım nokta sizin yorumunuz değil. Ben tabağımı şu anda anlayamıyorum. Çünkü ben eşit koyduğumu düşünüyorum. Her şeyi doğru yaptığımı düşünüyorum ve iyi harmanladığımı düşünüyorum. Size ikinize birden mi tuzlu köşesi geldi hala çözmüş değilim. Hadi orayı geçiyorum. Siz daha önce burada tuzlu tabağı... Çok lezzetli deyip 5 vermişliğiniz oldu. Tuzdan yenmeyecek tabağı. Sizin tüyonuzun baharatla tuzla hiçbir alakası yokken tuzu baz alıp neden o tabağa 1 veriyorsunuz? Hayatım. Siz gelinize burada kendiniz parmak salladınız ya ben sana ince yapacaksın demedim mi diye. Benim krebim ince değil miydi?